OES 2022 Sapanca'da konuğumuz Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahu Serter. Ahu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz ilk olarak size Fark Holding'de sürdürülebilirlik yaklaşımı nedir? Konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Öncelikleriniz arasında nasıl yer alıyor? Onu sormak istiyoruz. Teşekkürler. Aslında sürdürülebilirlik çok fazla kullandığımız, çok çabuk hani kolay telaffuz ettiğimiz ama altındaki kırılımları bence biraz daha az düşündüğümüz bir şey. Biz epey uzun zaman önce aslında yani yaşadığımız yeri daha iyi yer haline nasıl getirebiliriz? İşte gittiğimiz yerde nasıl iz bırakabiliriz? Şirketçe bunları düşünmeye başladık. İki tane de kendimize ana konu seçtik aslında. Bir tanesi mobiliteydi, bir tanesi de kadın konusu. Sürdürülebilirliğin bence zaten olmazsa olmaz ana konularından bir tanesi. 2016'dan itibaren de bu konularda aktif çalışma yapmaya başladık. Hem mobiliteyle ilgili, daha doğrusu inovasyonu ve sürdürülebilirliği bir yatırımcı gözüyle, aslında sosyal girişimcilere gibi, sosyal yatırımcı kavramını çok önce keşfeden şirketlerden bir tanesiyiz. Ona başladık. Zamanla tabii dünyadaki işte enerji, alternatif enerjilerin çıkması, işte bazı kaynaklarımızın tükeniyor olması, pandeminin de etkisiyle düşüncelerimiz gelişerek evrildi diyebilirim. Şu anda daha çok net zero, yani düşük emisyonlu işler bizim sürdürülebilirlik kapsamımıza giriyor. Mobilite belki yine hala bu işin %80-85'i ama örneğin atık yönetimi, hafif malzemeler, sağlıklı malzemeler, özellikle ağırlıklı plastik çalışan bir grup olarak bunlar hepsi çeşitlilik, kapsayıcılık. Çok memnunum ki bugün geldiğimiz yerde erken başlamanın meyvelerini aslında alıyoruz. Kurduğumuz inovasyon şirketimiz var, Fark Labs. Evet, teşekkür ederiz. Onda da ilk fonumuz F Plus Ventures ile başladık. Şimdi Better Future Fund diye daha iyi bir gelecek fonu kurduk. Orada da işte bütün bu net zero teknolojileriyle ilgili olan ve hem bizim grubumuza hem ülkemize, başka şirketlere de fayda sağlayabilecek şirketlere yatırım yapmak. Onlara hem yatırım yaparken hem de Türkiye'deki tüm paydaşlarla onları tanıştırmak. Oradaki ilk hedefimiz o. Çok güzel. Evet. Peki orta ve uzun vadede diyelim, hem sürdürülebilirlik anlamında yaptıklarınız hem yapacaklarınızla hedefleriniz neler? Şimdi benim hedeflerim en şeyi bir tane net zero. Zaten hani yaptığım ve yapmak istediğim işlerin başında. Ve bunu ben hani şirkette veya grup yapılması gereken işlerden biri değil, en önemli iş olarak kendime görev yazıyorum. Diğer tarafı da kadın. Kadınla ilgili de Arya Kadın Yatırım Platformu'nu kurmuştuk zaten 2012'de. Şirketimin, Fark Holding'in desteği çok büyük oldu. Yani kişisel olarak kurucusu ben olsam da. Ondan sonra İş Bankası bizi desteklemeye başladı. Biz bir melek yatırım ağı olduk. Yani içinde en az bir kadın girişimci olan girişimlere yatırım yapan ve yatırımcılarının çoğu kadın olan bir melek ağı olduk. Orada ilk ve hala teksiniz değil mi? İlk ve tekiz, yeni bir ilke imza atıyoruz. Öyle mi? Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun ilk cinsiyet odaklı girişim sermayesi fonunu kuruyoruz. Yine İş Bankası'nın Maxis'le beraber. 10 milyon dolarlık bir fon olacak ve yine içinde en az bir kadın girişimcisi olan şirketlere yatırım yapacağız. Amacımız ama sadece kadınlara finansman sağlamak değil, daha çok kadını yatırımcı yapmak. Çünkü masanın her tarafında cinsiyet dengesine ihtiyacımız var. O yüzden finans dünyasının bu tarafına da kadın sayısını arttıracağız diye kendimize hedef koyduk. Tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.